Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 19. bölümüne hoş geldiniz ve gördüğünüz gibi saldırıya uğradım bölüm arası vampir avcıları tarafından. Ama yarasalarımı kullanarak öldürdüm. Ve kovalarımdan birini yukarıda unutmuşum. Öncelikli olarak birkaç bir şey göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir arkadaş var. Ve şunlar. Bunlar Patch diye bir mob var Tomcraft'ın eklediği. Magical Forest biyomunda bulunuyorlar. Ve şurada buldum. Hatta onun konumunu not aldım. Şurada arkadaşımız. Ve o arkadaşa içinde Locktum Aloxum mu ne, öyle bir şey. Göstereyim, şu sarı hedehede olan bir şey. Verdiğiniz takdirde sizle rastgele bir anlaşma yapıyor. Bari şunlar da burada. Ve şu kovayı son bir kez kullanacağım. Buradan. Tamamdır. Evet. Devam edelim. Şimdi sen gel. Şöyle gir. Kayna sen. Sen de şöyle dur. Evet ve elimizde Jillok gibi bir şu arkadaşı var. Ve geri kalanı, şunları bir giyinelim. Evet. 4'ten 2.6'ya iniyor. Thirsty Tank. Bu Thirsty Tank ne işe yarıyor diye soracak olursanız, çok güzel bir işe yarıyor. Şimdi şurası gelsin ve beraberinde, tabii buna bir eklenti de yapacağız. O eklentiyi unuttum ben. Şimdi Thirsty Tank şuradaydı. Evet, mavlara girişmemiz lazım. Hangi mav? Finical mav. Tamam, hangisi dolduruyordu unuttum. Locate Camp also is. Place next to a water source book. Evet. Bir zımbırtısı vardı bunun ama hatırlamıyorum şu an. Ama şu yandaki arkadaşı doldurmasını sağlıyordu. Sanırım şu arkadaş ile bağlanacağız. Automagy. Alchemical Boiler. Jar. Siz. Workbench Upgrades. Bunlar hede hede. Disk. Link Bell. Evet. Neydi hiç hatırlamıyorum cidden. Hemen geliyorum. Evet, bunun yerine alternatif bir yöntem buldum. O da eski dostumuz Translocator'lar. Thirsty Tank'ın olayına gelecek olursak, bu arada kendisi bağlı olduğu sıvıyı kendi içini çekebilen bir arkadaş. Ve voilà.
Yani artık... Oo selam. Ve unutmadan neden fire damage almıyorum da geleceğiz birazdan. Ups, yaklaşamadım bir türlü. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkıp şurayı geri bir adam edek. Şimdi şöyle atalım. Tamamdır. Abyssal Block. Ve yapacağım başka bir şey daha. Bu. Ne için diye soracak olursanız. Bayağı güzel bir amaç için. Leather, 2 obsidian ve orada neden bir tane, iki tane verdin? İki obsidian. Tamamdır. Evet ve bu. Bunun için kullanacağım diye soracak olursanız, çok basit bir iş için kullanacağım. Çok fazla alete ihtiyacım oluyor bazen. Excavator ya sen gel, sen gel. Tamamdır. Bunlar ihtiyacım olan şeyler. Sürekli ihtiyacım olan şeyler hatta. Bir tane kol var zaten burada. Bu şekilde istediğim an erişebileceğim onlara. Fazlasıyla güzel bir şey bence. Hatta şey Wand of the Forest'ı da oraya atalım bir. Ve unutmadan şu arkadaşı da şöyle kapatalım. Voila. Ve size bir arkadaştan daha bahsedeceğim. Şu Crimson Pedestal. Gaia Spirit'le yapılan bir şey. Şu onun bir alt versiyonu. Bu fire damage'ı azaltıyor. Bu ise beni tamamen fire damage'e karşı bağışıklığa sahip yapıyor. Neticede fire damage benim tek zayıflığımdı. Bunun yanı sıra yaptığım başka bir şey. Ha bu arada Wand of the Forest buradaymış. Şu arkadaş. Wand of the Forest'ımız kalsın bende. Hatta ve hatta başka ne kalsın? Evet, Wand of the Four, Lexica Botanya sen de gel. Şu Mana Seer Monocle. Yapacağım bir iş için bu arkadaş lazım. Şöyle baktığımız takdirde yeşil bir alan görüyoruz şurada. Mesela şuna baktığım takdirde şöyle bir alan görüyorum. Bu nedir diye soracak olursanız bu baktığımız çiçeğin kapsam alanı. Evet, gel bakalım. Şimdi siz şöyle gidin. Bölüm arası yaptığım başka bir şeyle daha devam edelim. Bakalım şunlar bana saldıracak mı? Hayır, saldırmıyorlar, tamam. Voila! Burası! Vultarlam olacak. Ve gereken bütün malzemeler aslında burada. Şimdi basitçe size bu nasıl işliyor açıklayalım. Ha, bir malzeme daha gerekli.
O da onu tanıtmadan önce size bunun nasıl işlediğini göstereceğim. Şimdi bu hourglass'ın içine kum koyuyoruz ve o şekilde çalışıyor. Şu an 5 tane normal kum koydum ve bu 5 saniye demek oluyor. Eğer red sand'im olsaydı 5 tane red sand koyduğumda bu 50 saniye oluyor. Ama ben farklı bir şey koyacağım. 5 tane soul sand, yani bu 5 dakika demek oluyor. Yani kısacası bu arkadaş 5 dakikada bir işlem yapacak. Şu Drum of Gathering bu şekilde craft ediliyor. Ah, geldi yine. Tipsizler. Benim birkaç tane alışveriş yapmam lazım villagerlarla. Cidden sinir bozuyor bu. Witch Hunter'lar. De bunun kapsam alanını tam olarak bilmediğim için kesin bir şey yapamıyorum. Ve o yüzden şuraya koyacağım. Sonrasında da mana spreader, ama bu bir saniye, bu normal mana spreader. Ben bunu değiştireceğim biraz. Neye geçireceğim diye soracak olursanız, balta gel. Evden hemen bir red sunumu alayım. Ve neye upgrade edeceğimi görün. Redstone mana spreader. Redstone kontrolünde mana aktaran bir arkadaş kendisi. Ve nacizane mana pool'umuz. Ve ardından bir de hopper duct'ımız. Tam kaplamıyor. Çok ucundan kalıyor. O zaman ne yapacağım? Çok daha değişik bir yöntemim var. O da şu. Ya da dur. Gerek yok. Çok uğraşmaya gerek yok. Tamam, bu burayı kaplıyor. Bu burayı kaplamıyor. Tamam, bu burayı kaplıyor. Tamam. Oraya bir double chest koyacağım. Bu kadar basit. Double chest'imizi de yapalım. Ve işin bir de bunun aktarma kısmı olacak. Evet. Ve sonrasında da son yapmamız gereken arkadaş şunu şöyle şuna boşaltmak. Bu arkadaşı da şöyle koyup tabii bu arkadaş çalışmaya başladı direkt. O yüzden şimdilik sizi devre dışı bırakacağım. Tamam. Bu tüm manasını şuna aktarsın. Ondan sonra işin güzel kısmı başlayacak. Bunu daha sonra da otomatik dolduracak bir yöntemle girişeceğim. Ve
Güzel bir arkadaş planlıyorum buna daha sonra da. Tamamdır, boşaldı. Ve biraz kolaylık olsun diye hızlıca bir normal send alalım. Evet. Bu arada Hourglass, Howling Hourglass bayağı bildiğiniz. Şimdi ekliyoruz. Evet. Bazılarını kırptı. O zaman bu şekilde olması daha iyi düşünürsek. Ya da dur. Gerek yok. 2 dakikada bir ya da dakika başı tamamdır. Sen dakika başı çalış. Ama squid de toplayacak arada bu. Evet, bu arkadaş bu şekilde çalışıyor tam olarak. Gayet makul bir düzen. Squid'de yok edecek bir yöntem buluruz. Squid Ink'i. Evet, basitçe şöyle böyle bir otomatik wool tarlamız oldu. Şuraya aktarım işi için güzel bir yöntemim de olacak. Evet. Şimdi şunları da bir atalım geriye. Ve Golem. Şimdi yapım bu şekilde. Önümüzdeki bölümde bunların hazırlığıyla başlamış olacağım. Ama ondan önce bu bölüm başka ne yapacağım onu düşünüyorum. Otanya'da şu arkadaşı craft etmeye başlayacağız. Rune of Air ve Rune of Winter istiyor. Tamam. Bunun yanı sıra başka yapmam gereken önemli bir arkadaş var mı? Var. Şu arkadaşlara girişeceğiz. Onlar için biraz araştırma yapmam gerekecek çünkü tam olarak bilmiyorum. Ve evet. Otanya'dan değil de Tomcraft'tan bir planımız var. Bu arada seni şöyle atabiliriz. İki tane onlumlu konu var. Çünkü patch'ten bir tane bir tanemiz geldi öyle. Şunu açalım. Şu araştırma açılmadan Kami kısmına erişemiyoruz. Tommy Tinkerer'ın. Ama benim ihtiyacım olan zaten buydu tam olarak. Osmotic Enchanter. Enchantment Table. 5 tane Obsidian Tile, bir tane Spellbinding Cloth vesaire vesaire. Bayağı bir şey isteyen bir arkadaşımız kendisi. Osmotic Enchanter. Şimdi Cognito. Kilt. İdeal bir Cognito kaynağı, tamam. Void. Glass Bottle'lar fazlasıyla mükemmel. Hatta zaten bolca Glass Bottle'a ihtiyacım olacak.
O zaman hazır elimdeymişken bolca glass bottle da yapayım. Alieni. Alienus. Bakalım. Ender Lily Seed'ler bence ideal bu konuda. Evet, Ender, iki tane Ender Lily Seed eritmem fazlasıyla yeterli. Ve bunun sıra potansiyel Redstone direkt. Ve Precantasio. Ne kullanabiliriz? Burada seçenek bayağı fazla. Endorilisitler çok verimli değil. Direkt Greatwood. 50 tane magic lazım. Silverwood kullanayım. Aa, bir de unutmadan şöyle bir arkadaş elde ettim. Çünkü Crimson Cultist'leri öldürdüm. Bakalım bunu açabiliyor muyum? Evet, açabildi. You gained warp. Evet. Tabii Crimson Cult'u tam olarak değerlendiremiyorum şu an çünkü yeterli araştırmalarım yok. Evet. Şimdi aşağı inelim. Stonecraft aletlerimi alayım ben. Wandlarım sadece. Stonecraft aletinden kasıt. Ve Stonecraft moduna girelim. Bu arada Monasir Monocle gayet güzel bir görüntü de yarattı. Şimdi İlk olarak seni silek. Yukarıda daha fazla kömüre ihtiyacım olacak. Hadi o zaman kömür alalım. Evet. Kömür stoğumuzu da aşağıda yenilemiş olduk bu bahaneyle. Benim umurumda olan şu arkadaş 50 tane lazım ama ondan. O yüzden arada şöyle toplayacağım. Bunun yanı sıra başka ne lazımdı? Redstone, Redstone'u almadık. Alırız birazdan. Alienis, bunu da almadık. Void'i aldık ama. Hatta onları da bir orduyu da bir toplayalım az buçuk. Eldritch Entropy. Oo, Eldritch'i açmışım. Yeterli warp'ım var demek o zaman. Evet, fazlasıyla iyi bir durum bu. O zaman ben şunlar hazır olduğunda geliyorum. Evet ve geri geldim ve her şey hazır. Şimdi sıkıntı nokta. Bu dangerous. O yüzden bir şeylerin ters gitme olasılığı bayağı yüksek. Bekliyoruz. Bir şeyin ters gitme olasılığını hesaba katarak şunlar bütün espeklerden fazlasıyla yaptım. Evet.
Şuradaki enchanting table'ı koydum bu arada. Crafting için. Evet, şimdi potansiyelleri alıyor. Birazdan alayını sizi alacak. Bir tane Tommy Mingot yediğim var. Obsidian Tile'lardan yediğim var. Ancak şundan ikinci bir tane yapamadım. Evet. Vicious. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa onu alıyor. Ups. Güzel bir çarpıldım. Çünkü dangerous. Evet. Obsidian tile'ları almaya başladı. Şunu alsın. Rahat edeceğim. Çünkü yediği olmayan tek şey o bende. De bunu almadı. Ha, bunu kullanıyormuş. Evet. Ve Osmotic Enchanter'ımız hazır. Ancak bunu direkt kullanamıyoruz. Çünkü Otomci değil. Atomic Tinkerer. Heh. Osmotic Enchanter. Dur. After use. The pillar needs to be made two of 12. İki ya da 12 tane obsidian totem blok koymamız lazım. Hadi dur. Obsidian totem blok. Obsidian totem blok. Yani bundan sonra ben biraz obsidian totem toplayacağım bölüm arası. Ama bu arkadaşımız hazır gibi. Kendisini basitçe size tarif edeyim. Wand'dan vis çekerek bir şeyleri enchant ediyor. Enchant edilmemiş bir şey. Bakalım. Mesela sen. Evet. Bu şekilde her türlü enchant'i koyabiliyoruz içine. Tam olarak istediğimiz enchant'leri. Final Strike kaldır. Vampirism, Unbreaking, Looting mesela. Looting 3. Ve burada istediği visler. Knockback. Evet. Bu şekilde kendisi ilginç bir enchanting aracı. Fazlasıyla güzel bir araç. Bu arada Spellbinding Cloth tam olarak ne işe yarıyordu bilmiyorum. Magic power, you create cloth that's rub. Evet, bu da değişik enchantler. Evet, o zaman bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.